Evet. Şu anda bizim binamızın çamaşır bölümündeyiz. Burada terzi atölyemiz söz konusu. Tabii şu anda biliyorsunuz malumunuz bütün dünyada COVID yani korona pandemisi mevcut. Tabii biz de bu anlamda kendi ülkemizde sağlığın hizmetinin yanında başka ne yapabiliriz diye düşündük. Mevcut şartlarımız içerisinde sağ olsun kendi idareci aklımız dahil olmak üzere tüm personelimiz toplantı bu konuda özellikle lazım olacak olan ekipmanlar konusunda nereye yapabiliriz diye düşündük. Bu konuda işte maske, siperlik ve belki de iki aşamada tulum üretimine geçeceğiz. Şu anda bizim atölyemizi görüyorsunuz. Burada sağ olsun özellikle sayın müdürümüz ve müdür yardımcımız bu konuda hakikaten çok ciddi bir emek sarf etti Osman Bey. Ölçüleri aldı, kumaş aldık dışarıdan. İlk önce kendi elimizdeki mevcut kumaşları kullandık. Yani daha doğrusu stokta bulunup da israfa gitme ihtimali olan kumaşları kullandık. Onlar bittikten sonra da şu anda dışarıdan aldığımız bir kumaş var. Kumaş hakikaten son derece kaliteli, su geçirmez, su bazlı bir özelliği var. Şu anda da bunu hazırlıyoruz burada, atölyemizi görüyorsunuz. İlk önce burada kesiliyor, ölçümüze alınıyor. Daha sonra burada arkadaşlar gördüğünüz gibi kesim işlemi yapılıyor. Daha sonra lastik takılarak üretime geçiyoruz. Yaklaşık olarak günlük üretimimiz şu anki mevcut koşullarda 500 civarında. Bunun dışında şunu yaptık biz. Aynı zamanda Yenişehir ilçe halk eğitim müdürü görüştük sağ olsun. Nuray'ımıza destek çıktı. Onların da kendi atölyeleri varmış. Ona destek alacağız. Bir sonraki aşamada üretim orada devam edeceğiz. Şu anda sadece maske üretmiyoruz. Bir de gördüğünüz gibi siperlik üretiyoruz. Siperlik de özellikle bu siperler de kullanıyoruz. Bu siperlik özellikle şeyde çok efektif. Yani gelen hastadan yani COVID şüphesi olan hastadan oropharynksten yani boğazdan sürüntü alırken bunun dışında onunla ilgili herhangi bir yoğun bakım üzerinde bir işlem yaparken hastanın aktarması, öksürmesi yani onun tükürüğündeki veya boğaz sağlıklı herhangi bir virüsten bulaşma ihtimali engellemek için de gördüğünüz gibi siperlik üretiyoruz. Burada da günlük üretim kapasitemiz yaklaşık olarak 100 civarında. Fakat tabii şunu söylüyorum, bu ileriki aşamada artırabileceğimiz bir kapasitedir. Şu anki mevcut koşullarda günlük siperlik üretimimiz 100, maske üretimi 500. Belki de inşallah bunu böyle daha böyle efektif boyuta geçebiliriz. Tabii durumun ve koşullarına fakat şunu da eklemek istiyorum. Sağ olsun bakanlığımız da bu konuda malzeme konusunda bize çok ciddi destek çıkmakta. Ama biz her ihtimale karşı kendi gücümüzü, kendi emrimizi ortaya koymak adına sonuç itibariyle mücadelemiz ulusaldır. Biz bu ulusal mücadeleye hekimler ve sağlık çalışanları olarak kendi hekimlik yani sağlık emeğimizin dışında da fiziksel emeğimizi kendi düşüme katmak istedik. Bu anlamda sağ olsun arkadaşlar da gerçekten emeklerini ve gizlemediler. Emeklerini ortaya koydular. Ben de hastanenin başhekimi olarak burada çalışan başta müdür hanıma, müdür hanımı Osman Bey ve tüm çalışanlara hepiniz buna teşekkür etmek istiyorum. Türkiye için bundan sonraki iki hafta çok önemli. Biz eğer bu iki haftayı sıkıntısız atlatabilirsek hakikaten en azından korktuğumuz gibi olmadığını göreceğiz. Belki de biz bu pandemiyi ülke olarak ulusal bazda kontrol altına almış olacağız. Çünkü diğer türlü yani İtalya'daki gibi veya diğer ülkelerdeki gibi olursa sağlık sisteminin bakın oradaki asıl sorun şuydu. Onlar birincisi bu olayı ciddiye almadılar. İkincisi de plansız ve programsız oldukları için de hazırsız yakalandılar. Biz her noktada plan ve program yaptık fakat sorun şu sokaktaki halkımızı bir türlü bu şeyi çekemiyoruz. Yani sokaktaki halkımızı bu konuda ikna edemiyoruz. Benim kendi Kadimşehir, Diyarbakır'a ve tüm ülke insanlarına ricam şu, lütfen dışarı çıkmayın ve evde kalın. İşte tam 20 saat olmuş değil mi? 20 saat. 20 saat olmuş. 20 saat olmuş. Tamam, karar alıyorsunuz. Sonra
Sonra burası şu ovarlı, şekilde. Etrafları ovarlı. Ovarlı bir şey orada yapıyoruz. Ovarlı bir şey orada yapıyoruz.